Orantı sabiti terimini ilk duyduğunuzda kulağınıza zor bir şey gibi gelmiş olabilir. Yani çok teknik bir terim olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Az sonra bunun aslında son derece basit bir kavram olduğunu görecek ve yapacağımız örneklerle de kendinizi bu konuda oldukça rahat hissetmeye başlayacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi bir şeyler pişirmeye çalıştığımızı düşünelim. Hmm, mesela muffin. Evet lezzetli küçük kekler pişirelim. Yapmak istediğimiz muffin sayısını bağlı olarak kullanacağımız sütün tabii ki de bardak olarak yumurtanın her zaman iki katı olacağını bildiğimizi varsayalım. Şöyle yazayım. Bardakta süt eşittir iki çarpı yumurta sayısı. Bana buradaki orantı sabitinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, doğru. 2. Kullanacağımız sütle yumurta sayısı arasında orantısal bir ilişki var. Süt her zaman yumurta sayısının iki katı olacak. Bu arada sütü bardakla ölçtüğümüzü bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bana kullanacağımız yumurta sayısını verirseniz bunu 2 ile yani orantı sabitiyle çarpıp ne kadar süte ihtiyacımız olduğunu bulabilirim. Bu orantısal ilişkiyi bir tabloyla daha iyi bir şekilde görebiliriz. Evet buraya yumurta sayısını, buraya da sütü tabii ki de bardak sayısı olarak. Evet böyle yazalım. Araya da bir çizgi çizelim. Şimdi, bir tane yumurta için ne kadar süt lazım? Burası 1 ise, 1 çarpı 2'den 2 iki bardak. Peki ya 3 yumurta 2 ile çarparsak, evet, 6 bardak süte ihtiyacımız var. Bir de 1 milyon yumurtamız varsa hı, ne kadar süt lazım ona bakalım. Çok 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 büyük bir parti için bir sipariş almış ya da endüstriyel bir muffin üreticisi olabiliriz öyle değil mi? Buraya 1 milyonu koyarsak 2 çarpı 1 milyondan 2 milyon bardak süt elde ederiz. Bunun orantısal bir ilişki olduğunu şimdi daha iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Yumurta sayısından süt miktarına geçmek için yumurta sayısını her durumda, durumda 2 ile çarptık ve bunu buradaki denkleme göre yaptık. Buna ek olarak yumurta sayısını bir sayıyla çarptığımızda süt miktarını da aynı sayıyla çarptığımızı görebilirsiniz. Yumurtaları 1 milyonla çarpınca sütü de 1 milyonla çarptık. Evet bu kesinlikle orantısal bir ilişki. Peki, orantı sabitini belirlemek konusunda biraz daha alıştırma yapmak ister misiniz? Biraz daha soyut bir örnek üzerinden gidelim bu kez. Diyelim ki elimizde bir A değişkeni var ve A 5 çarpı B'ye yani başka bir değişkene eşit olsun. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve buradaki orantı sabitinin ne olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Evet, çok da uzun bir süre gerekmedi değil mi? 5. Doğru. Bana bir b verdiğinizde bunu 5 ile çarpıp a'nın ne olduğunu bulabilirim. Doğru. Peki, hadi bir tane daha yapalım y eğer pi çarpı x'e eşitse, buradaki orantı sabiti nedir? Bana bir x verdiğinizde y'yi bulmak için x'i bir sayıyla ki buradaki sayı pi, evet, bununla çarpmam lazım. Ve bu da buradaki orantı sabitinin pi olduğu anlamına geliyor. Peki, hadi bir tane daha. y eşittir 1 bölü 2 çarpı x olsun orantı sabiti nedir? Hadi biraz düşünün. Evet, doğru. Orantı sabiti yine y'yi elde etmek için x'i çarpmamız gereken sayı yani 1 bölü 2. Bunların zaman zaman y eşittir k çarpı x olarak ifade edildiğini de görebilirsiniz. k orantı sabitidir. Buradaki k 1 bölü 2, buradaki de pi. Umarım faydalı bir video olmuştur.